Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır diyerek bugünkü dersimize inşallah sizinle beraber başlayalım. Bugün niyetimiz devlet okulları olan ortaokullarda talebe kardeşler ile beraber Risale-i Nur dersini nasıl yapıyoruz? Siz kıymetli büyüklerimizle bunun hasbihalini yapmak, size bunun bir sunumunu yapmak. Devlet okullarımızda akıllı tahtalar çok aktif olduğu için biz dedik ki Risale-i Nur'un güzel hakikatlerini, imani hakikatlerini bu akıllı tahtalara yansıtalım. Akıllı tahtaları aktif kullanarak Risale-i Nur'u hem görmelerini hem okumalarını sağlamaya vesile olalım dedik. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çok zarif bir ifadesi var. Belagat için muktezai hale mutabakat diyor. Yani hale göre konuşma sanatı. Kabaca bir manası bu. Şimdi bizim ortaokullarda muhatap kitlemiz genç talebeler olmaları münasebetiyle dedik ki onların bilgisayar dünyasında, dijital dünyada çok aktifler ve bu dünyayı çok seviyorlar. Dijital dünya ile Risale-i Nur'u hem nasıl yapabiliriz? Dijital dünyada karakterler çıkardı. Şu an ekranda gördüğünüz Lego karakterleri var. Bu Lego karakterleri Ramazan Risalesini okuduğumuz münasebette bizim hep yanımızda bulunacaklar. Çocukların bunu uyguladık. Çok fazla sınıfta da uygulama imkanımız oldu. Çocukların çok hoşuna gidiyor. Onların ilgisini çekiyor. Siz kıymetli büyüklerimizin de dikkatini arz etmek istiyoruz. Bir, Risale-i Nur'un orijinal kelimelerini kullanmak murat ediyoruz. Risale-i Nur'un orijinal kelimelerini görmelerini istiyoruz. Bununla beraber kelimeleri gittikçe az dikkat ediyoruz, az kullanmak, okumasını büyük tutmak, yazık puntolarını geniş tutmak, orijinal kelimeleriyle beraber biz ufak lügat manalarını dersi sunum yaparken onlara arz ediyoruz. Şimdi sizinle beraber Bismillah deyip bu takdimden sonra Ramazan Risalesi'ne başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sayfamızda Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Ramazan Risalesi'ne girmemiz için bir başlık bulmamız gerekiyordu. Böyle bir giriş merak ettik. Dedik ki Ramazan-ı Şerif bizlere neler hatırlatmakta? Üstadımız bunu Risale-i Nur'un giriş paragrafında yoğun bir şekilde arz etmiş. Biz paragrafların aralarını açtık. Onları maddeledik. Ramazan-ı Şerif'in bize verdiği en önemli mesajlardan birincisi Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, yani terbiyeciliğini Cenab-ı Hak bize anlatıyor Ramazan'ı. Şerif'le beraber. İki, hayat-ı içtimaiyemizde yani sosyal hayatımızda zengin ile fakir arasında köprüyü bize hatırlatıyor Ramazan-ı Şerif. Burada bir hareketli bir karakter var görüyorsunuz. Nefsimizin terbiyesi, nefis başına buyruk hareket etmek istiyor. Artık Ramazan 12 ay içerisinde artık istek ve arzulara frene basmak, dur demek makamıdır. Bu bize anlatılacak ileride inşallah. Dördüncü olarak bedenimize perhizi Ramazan-ı Şerif hatırlatıyor. Kabaca burada hemen bir misal veriyoruz genç arkadaşlarımıza. Bizim vücudumuzu Cenab-ı Hak 24 saat çalışacak formatta yaratmış. Yani kalbimiz hiç durmuyor, midemiz durmuyor, kan dolaşımı sürekli devam ediyor. 12 ay içerisinde bir ay, takribi söylüyorum, 16 saat civarında Cenab-ı Hak bu vücudu hafif dinlendirmek istiyor. Ramazan'ın bir manası da tırnak içerisinde bedene perhiz makamında düşünülebilir diyoruz gençlerin fikirlerinde. Beşinci olarak da nimetlerin şükrünü bize tekrardan hatırlatıyor. Buraya kadar beş başlığı inceledik. Şimdi sırasıyla incelemeye başlayacağız derken tekrardan zihni toparlamak makamında. Buraya kadar ne okuduk arkadaşlar? Pek çok hikmetlerinden bir, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, terbiyeciliğini. İki, hayat-ı içtimaiyemizi, yani zenginle fakir arasındaki köprüler anlatılacak Ramazan'da. Üç, nefsimizin terbiyesini. Dört, hayat-ı şahsiyemizde terhiz demiştik. Beş, nimetlerin şükrüne bakan hikmetleri var. Bu beş başlıktan Bismillah deyip birinci başlığa başlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini yani terbiyeciliğini Ramazan-ı Şerif bizlere nasıl anlatmakta?
Mesela Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği, yeryüzünü muhteşem bir sofra gibi yarattığı ve bütün envai nimetini, nimetlerin çeşitli çeşitli cennetin versiyonlarını o sofrada min haysu la yahtesib, hesapsız, sınırsız bir tarzda dizdiği cihetle. Hemen burada gençlerin alemini bir kapı açıyoruz. Bu sene Cenab-ı Hak yeryüzüne yazın Allah nasip ederse kaç tane kiraz yollayacak? Hemen bir soru soruyoruz. Acaba yeryüzünde kaç tane kiraz ağacı vardır? Çocuklar diyor hocam herhalde 1 milyon tane vardır. 1 milyon tanenin üzerinde belki de 1000 tane kiraz olsa aman Allah'ım milyarlarca kiraz gelecek. Belki milyarlarca elma gelecek. Yani Cenab-ı Hak bu yeryüzü sofrasında 400 bin çeşit bitki ve nebatatı sınırsız bir tarzda ikram ediyor. Bununla bize neyi anlatmak istiyor Cenab-ı Hak? Başlıklar bir, kemali rububiyetini, mükemmel terbiyeciliğini, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını sunması. Evet, portakala ihtiyaç var, elmaya ihtiyaç var, karpuza ihtiyaç var, buğdaylara ihtiyaç var ve bunlar mükemmel bir şekilde bize ikram ediliyor. İkram edilirken rahmaniyetini Cenab-ı Hakk'ın görüyoruz ve rahimiyetini, şefkat ve merhametini o dizdiği harika sofrada Cenab-ı Hak kemali keremiyle bizlere ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında bir esbab dairesinde, sebepler dünyasında o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor bir, bazen de unutuyor. Burada hemen çocuklara kelama serbestiyet vermek gibi, yani konuşma hürriyeti makamında hemen soru soruyorum. Arkadaşlar, bazen hakikaten elmalar ve kirazların, portakal ve karpuzların gelişindeki hikmetleri unuttuğumuz oluyor mu dediğim zaman hepsi bu cümleye katılıyor. Ben de katılıyorum. Çünkü gaflet yapıyoruz. Bu kainattaki mucizane inamları, ikramları, iltifatları unutuyoruz. İşte Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman, inananlar muntazam bir ordu hükmüne geçer. Nasıl yani? Hemen burada bir örneklendirme lazım. İftara 30 dakika var gençler. Sofranın kenarında baba oturuyor. Anne oturuyor. Eğer aynı evi paylaşıyorsak dedemizle ninemiz de oturuyor. Biz de oturuyoruz. Ezana 10 dakika kaldı. Kimse elini bir bardak suya uzatmıyor. Dersi böyle biraz samimi bir atmosfere indirmek makamında muntazam bir ordu dedi. Ordu komutan emir vermeden harekete geçmez. Komutana mutlak itaat ederler. Bir şey sormak istiyorum. Ezana 5 dakika kaldı. Size 100 TL para versem iftarınızı açar mısınız? İstisnasız hepsi hayır hocam diyorlar. Peki 1000 TL versem açar mısınız? Hayır hocam. Sizi tebrik ediyorum. Maşallah subhanallah. Allah'ın emrine öyle itaat ediyorsunuz ki az bir ücret karşılığında orucunuzu satmıyorsunuz. İşte bu sizin orucu olan ciddiyetiniz. Sizi muntazam bir ordu gibi gösteriyor. Tekrar okuyorum. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette. İftar vaktinde. Anneciklerimizin hazırladığı harika sofralardan. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetlerle. Akşama yakın buyurun emrini bekliyor gibi. Soruyorum, bu buyurun emri ne zaman oluyor? Çocuklar hep birazdan ezan okununca hocam. Demek ki iftar vaktinde Allahu Ekber, Allahu Ekber buyurun manasına geliyor. İşte bizim o iftar sofrasını beklememiz, ezanı hakimle beraber yemeye başlamamız bir tavrı ubudiyet kerane göstermemizmiş. Yani Allah'ın emrine ittiba ediyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın şefkatli, haşmetli, külliyetli rahmaniyetine karşı biraz önce demiştik, yeryüzünü 400 bin kişi bitki ve nebatatla donatmış, önümüze çok suhuletli ve kolay şefkat ile, haşmet ile, külliyeti, bütün rahmaniyetini kucaklamış tarzına önümüze gelmiş. Biz de ehli iman cemaat olarak vüsatli, azametli, intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyoruz. Bir şey hatırlatmak istiyorum.
bu vüsatli, yani geniş, azametli, intizamlı ubudiyetimizi nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığında bir anket yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığımız merak etmiş. Acaba Türkiye'de 5 vakit orucunu hiç aksatmadan tutanların oranı nedir diye ülkemizin muhtelif yerlerinde bir anket yapılmış. İstatistik çok hoşuma gitti. İstatistik şöyle bir şey. İnsanlarımızın %76'sı orucu aksatmadan tutuyormuş. Yani aman Allah'ım, 80 milyon insan içerisinde yaklaşık 70 milyonu fire vermeden oruç tutuyor. Üstadımız da bu Ramazan Risalesi'nin başında şairin içinde İslamiyet'in en parlak alametlerinden biri Ramazan-ı Şerif'tir dediği zaman bu meseleyi anlamakta bazen zorlanırdım. Şimdi anlıyorum ki insanlar 16 saat açlığı göze alıp Cenab-ı Hakk'ın emrine ittiba ediyorlar. Buna bir kapı daha açmak istiyorum. Bir bakış açısı olsun bizim için. Yeryüzünde Allah kabul etsin inşallah 1.8 milyar Müslüman var. Tahmin ediyorum ki bu 1.8 milyar Müslümanın %70'i gene oruç tutsa, yaklaşık kabaca misal olsun diye söylüyorum, 1.5 milyar insan oruç tutuyor. Yani ne anlatmak istiyorum? Bir organizasyon düşünün, organizasyona katılanların sayısı yaklaşık 1.5 milyar. Ve siz bu organizasyonu bir defalık yapmıyorsunuz. 30 gün hiç aksatmadan tıkır 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 devam ettiriyorsunuz. Ve Müslümanların çok büyük bir kitlesi, yani geniş, büyük, intizamlı bir ordu gibi Allah'ın emrine itaat ediyorlar. Böyle bir organizasyonun içinde bulunmak bana çok büyük bir keyif veriyor. Bir de şimdi tersinden bakalım. 1.5 milyar insanın Cenab-ı Hakk'ın emrine ittiba ederek böyle bir organizasyonun içinde bulunmaları onları geniş, büyük, intizamlı bir ibadet hali kesmetmeye itiyor. Tersinden bakalım. Acaba böyle ulvi bir ubudiyete, 1.5 milyar insanın iştirak ettiği bir ibadete, şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdır? Bir soru. Burada hastalar, yaşlılar, sözümüzün dışında, yani bahanesi olmadan nefsine mağlup olup bu oruç ibadetine iştirak etmeyen insanların yanlış yaptığını anlıyoruz diye birinci bakış açısını bitirdik. Burada tekrardan zihinleri toparlamak makamında Ramazan-ı Şerif'in bize anlattığı 5 başlık vardı. Çok manalar anlatıyor da biz bunun 5 tanesini sizinle beraber atölye çalışması makamında düşündük. Birinci başlığımız Cenab-ı Hakk'ın terbiyeciliği, yani rububiyet, orijinal kelime buydu. Bununla beraber sanki yeryüzünü Cenab-ı Hakk'ın muhteşem bir sofra suretinde yarattığını, o sofranın üzerine 400 bin çeşit bitkileri, nebatatı ikram şeklinde dizdiğini ve onların kıymetini anlayabilmemiz için iftara kadar onlara elimizi ve dilimizi sürmeden onları düşünmemizi istediğini, iftar vaktinde onları yerken de Cenab-ı Hakk'a şükretmemizi, bu tavrı sergilememizi, Cenab-ı Hakk'ın bizi terbiye ettiğini anlıyoruz. Bir kısmı buydu. Şimdi ikinci nüktenin kısmını okuyalım. Sonra frene basacağız inşallah. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te birinci nüktede Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini okuyup anlamaya çalıştık. İkinci nüktede Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetlere bakacağız. Hay hay, buyurun. Bir padişahın matbahından bir tablacının, yani tezgahların getirdiği taamlar bizden bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetler olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak, o nimeti bize vereni tanımamak, nihayet derecesinde hesapsız bir tarzda bir belahet, yani akılsızca bir hareket olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini, biraz önce 400 bin çeşit demiştik, nev-i beşere, bütün canlılara zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil bu nimetlerin karşılığında o nimetlerin fiyatı olarak bizden Cenab-ı Hak
şükür istiyor. Yani tekrar geri geliyorum. Bugün itibariyle bir kilo portakal almayı Murat çocuklar hemen alemde bir kapı açıyorum. Bir kilo portakal almak istesek, örnek olsun diye söylüyorum, 10 TL fiyatı olsun. Biz bir kilo portakalın karşılığını manava veya markete 10 TL verirken verdiğimiz fiyat portakalın fiyatı değil. Bu hizmeti bize taşıyan manav veya marketin emeğinin karşılığı portakalın fiyatı kainat fabrikasının çalıştırmasıyla alakalıydı. Cenab-ı Hak bir portakalı vücuda getirmek için kainat şartlarını döndürüyor. Bir yıl boyunca güneşi yandırtıyor. Dünyayı güneş ekseni etrafında bir tur attırarak bizim iklimimizde dört mevsime uğramasını sağlıyor. Yağmurlarla, topraktan minerallerle destekliyor, pişiriyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu nimetlere mukabil o nimetlerin fiyatı olarak bizden şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı, sebebi ve asabı tam bir tezgahlar hükmündedir. Yani bugün marketten veya manavdan aldığımız eşyaları onların sahibi zannediyorsan onlar tezgahçı. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki mün'im-i hakiki, nimeti bize veren hakiki Allah, o esbaptan, tezgahlardan hadsiz derece o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek. Peki biz bir portakalı manavdan ve marketten alırken teşekkürümüzü 10 TL vererek gösterdik. Yani onların emeklerinin karşı biz de ekonomik destek olduk onlara. Aramızdaki ilişki böyle gözüktü. Peki mün'im hakiki, bize portakalı veren hakiki Cenab-ı Hak bizden şükür istiyordu. Peki biz bu şükrü Cenab-ı Hak'ta nasıl verebiliriz diye çocuklarla ufak bir fikir atölyesi. Hemen orijinal cümleye dönelim. Allah'a teşekkür etmek ise o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, Allah'tan bilmek. Yani bize bu nimet nasıl geldi? Çiftçiyle değil, baharda değil, ağacın üzerinden değil. Doğrudan doğruya Allah'tan bilmek. O nimetlerin kıymetini takdir etmek. Üstadın bir ifadesi var. Gençlere diyorum ki dilin iki tane vazifesi var. Bir, teşekkür ederim, elhamdülillah demek. İkincisi, lezzetlenmek. Aman Allah'ım, portakallar şerbet gibi olmuş. Yani kıymetini takdir etmenin bir lafızla karşılığı var. Elhamdülillah demek. İkincisi, ondaki tat mertebelerini tatmak, memnun olmak. Üçüncü başlık ise o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Ondan bilmek, kıymetini takdir etmek, ihtiyacını hissetmek. Üç başlık. Nimete teşekkür etmenin üç bakış açısı. Allah'tan bilmek, çok kıymetli, harika lezzetli. Ve üçüncüsü, benim hakikaten bu portakala, mandalinaya, elmaya, buğdaya, arpaya ihtiyacım var. Eğer olmasaydı hayatımı döndüremezdim diye hissetmekle ne yaparmışız? İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, altını çizdik. Hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Şimdi anahtar cümlesi burada çok ilginç arkadaşlar. Kapı kapalı. Bu kapıyı anahtarla açtım, salona açıldı. Başka kapılar mutfağa açılıyor. Başka kapılar dışarıya açılıyor. Ama bir kapı var ki anahtarı sokup açtığın zaman hazine dairesine açılıyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki, halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Herhalde bir hadisi şerifte duymuştum. Cenab-ı Hakk'ın rızası için tutulan orucun karşılığı ancak cennettir diyor. Bu oruç anahtarıyla hakiki ve halis, azametli ve umumi bir ubudiyet yapmaya mazhar olsak, bu anahtarın açtığı kapının arkasında beka aleminde cennet var. İnşallah gençler diyorum, sizin oruçlarınızın karşılığı cennet olarak sizden satın alınacak. Çok hoşlarına gidiyor. Peki şimdi tam tersinden bakalım meseleye. Ramazan-ı Şerif dışında
Bunları düşünebiliyor muyuz? Empati yapalım. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtı olmayan, bakın mecburiyetin altını çizmişim. Evet, oruç tutmak zorunluluğumuz olmadığı zamanları bir düşünüyorum. İnsanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetlerini dert edemiyor, anlayamıyor. Nasıl yani? Bir örnek verelim. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara, hususan zengin olsa, yani cebimizde paramız var, talebe kardeşler için konuşuyorum, evden kuvvetli yemek kahvaltı yaparak okula geldik, cebimizde de 20-30 TL bir harçlığımız var, yani o harçlıkla tost ekmeği ve içecek alabilecek gücümüz var. Arkadaşımız o sıra bize bir ufak bir ekmek uzatsa, birazcık böyle beğenmemezlik yapabiliyoruz galiba. Tekrar cümleyi kuruyorum. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlarda, özellikle zenginlerde, yani alım gücü yüksek olan insanlarda dereceyi, nimeti anlaşılmıyor. Şimdi hemen tersine bakmaya devam edelim. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek, ezan-ı hakime, arkadaşlar diyorum ki talebelere, 3 dakika var. Sofra annemiz tarafından harika dizilmiş. Böyle sofraya ayrı bir muhabbet yüzüyle bakıyoruz. Ekmekler bize bir tatlı geliyor ki. İşte halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet-i ilahi olduğunu, Allah tarafından bize bir nimet olarak takdim edildiği, orijinal bir kelime var burada dikkatinize sunuyorum. Kuvve-i zayika diye tarif ediliyor. Halbuki tad alma duygumuz. Elimiz diyor ki ah şu ekmekten bir parça ısırabilseydim. Şahitlik etmekten. Ha bir de padişahtan ta en fukaraya kadar herkes, şimdi toplumda bir sınıf farklılıkları var. Başımızda devlet reisimiz, cumhurbaşkanımız var. Sıradan bir halk var. Askeri içerisinde konuşalım. Komutanla asker. Okulda müdür ile talebe. Böyle sınıf farklılıkları var ya. İşte padişahtan en fukaraya kadar, fakir olan insanlara kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te aç ya. Zenginlik fark etmiyor. Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviyeye mazhar olur. Bir önceki kelimelerde şükrün anahtarı demişti. Şimdi bu şükrün bir de manevi versiyonu varmış. Zengini de, fakiri de, açlığı hissederek nimetlerin kıymetli olduğunu anladı. Hem gündüzünde bir bakış açısı daha yapalım, hem gündüzündeki yemekten memnuniyeti cihetiyle, men edilmesiyle, evet gündüzleri bunların hakiki sahibi, terbiyecilik makamında ilk bakış açısında Cenab-ı Hak nimetlerin hakiki sahibiydi. O nimetlere gündüz dokunmayınız demişti bize. Gündüz yemekten men edildiğimiz cihet ile kul nasıl anlayabilir? O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların, nimetlerin tenavülünü, kullanımını hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diyerek iftar vaktine kadar bekler diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte toparlıyoruz şimdi cümleyi. İkinci kısımda bitecek. İşte bu suretle oruç, hakiki cihetlerle, hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Yani Cenab-ı Hak insanları birçok hikmete binaen yaratmış ama insanın yaratılmasının en önemli vazifelerinden bir tanesi şükretmesidir. Nimetleri takdir etmesi, ihtiyacını hissetmesi gibi 3 madde saymıştık. İşte burada dedi ki bize, oruç çok cihetlerle nimetlerin kıymetini sadece Allah'tan bilmeye bir demiştik. Kıymetlerini takdir etmeye iki demiştik. İhtiyaç hissetmeye 3 başlık demiştik ya. İşte çok cihetlerle hakiki vazifesi bunları anlamaktı. İnsanın vazifesi şükürmüş. Şükür anahtarıyla rahmet kapısını açmasıymış. Ondan Ramazan-ı Şerif bu makamda çok önemli. Burada frene basmak istiyorum. Durmak istiyorum. Siz kıymetli büyüklerime hızlı da okuyabilirdim. Çocuklarla bu slaytları görerek, bu slaytların üzerindeki resimlerde onlara böyle bir ilgi uyandırmak, yazı karakterleri arasındaki mesafeyi açmak,
onlarla beraber okumak ve anlamak istiyoruz. Hatta bu slaytları gördünüz ya, bazen sınıfta farkındalığı arttırmak makamında bir sayfa geliyor. Zeynep'ciğim sen okur musun? Zeynep hemen okumaya başlıyor. Ahmet sen devam eder misin? Aralardan ufaktan bir dokunuşlarla izahatlar yapıyoruz. Allah kabul etsin. Okullarımızda bu tür uygulamalarla Risale-i Nurları akıllı tahtalarımız üzerinden kocaman ekranlarda talebe arkadaşlarımızla beraber okuyup, anlayıp, istifade etmeye çalışıyoruz. Siz kıymetli büyüklerimizle de bu manaları paylaşmak murat ettik. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeder. Bizleri sırrı ihlas, sırrı uhuvvet, sırrı tesanüt ile Kur'an hizmetinde, Risale-i Nur'un neşrinde parlak bir naşir yapar diye rahmet-i ilahiyeden murad ediyoruz. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alamin. Başka bir derste buluşmak ümidiyle El Fatiha.